Şimdi Mustafa Balbay, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni en yakından bilen dersem bu dörtlü için şey olmaz. Yanlış olmaz. Kesinlikle. O yüzden Cuma günü Özgür Özel muhtemelen genel başkan adaylığını açıklayacak. Hani genel başkan adaylığımı açıklayacak diye sormayayım. Muhtemelen genel başkan adaylığını açıklayacak. Özgür Özel genel başkan adaylığını açıkladığı andan itibaren biz artık Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık yarışını mı takip ediyor olacağız? Belli değil daha. Aa, belli benim değil. Gördüğüm. Yani pek çok gelişmeye gebe görünüyor. Şimdi Özgür Özel bugün bir yol haritası hazırladığını ve bunu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum dedi. Evet. Şimdi rakipsiniz, işte haritanızı Kemal Bey'e sunuyorsunuz. Orada tabii kamuoyunun da göz önünde seyreden, hani ben de bir yazımda ima etmiştim, acaba Özgür Özel hani biraz da tabirimi hoş görsün, hani bir tavşan aday vaziyeti mi söz konusu diye de bir tartışma olmuştu. Ama ben kendisiyle konuştum, hayır ben adayım dedi, yola çıktım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda gündemdeki tartışmalar benim gördüğüm aslında içerideki kaynamanın %25'i falan. Yani bir doğum sancısı var, bir gelecek böyle hani bir şeyler yapmalıyız kaygısı var yine kurultay sürecine doğru. Burada kurultay tarihinin tam belli olmaması da insanların bir yola çıkma hazırlıklarını da kurultay etkiliyor. Kurultay tarihiyle ilgili peki bir şey var mı? Yani sizin keskin kulaklarınıza gelen bir şey var mı? Mesela benim programda burada bu stüdyoda Zeynel Emre mesela 29 Ekim gibi sembolik bir gün niye olmasın demiş. Hı hı. 29 Ekim dememişti ama bu da konuşuluyor değil mi? Böyle yani sembolik bir gün evet. olabilir. 29 Ekim demişti. Konuşuluyor öyle hatırlıyorum. Konuşulmuştu yani. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl kutlamalarında ben de katılmıştım ilk günküne. Genel anlamda belediye başkanları o gün bizim illerimizde olmamız gerekir. Yani bu biz 100. yılı bulunduğumuz yerde temsil etmemiz gerekir diye bir görüş belirtmişler ve bu kabul görmüş. Ha, o zaman 29 Ekim ihtimali zayıflıyor. Tabii. O sembolik gün ihtimali. Evet, evet zayıflıyor. Sonrasında işte Kasım'ın ortası ya da sonu gibi bir değerlendirme var. Bunun da ben hani bir bu fuluğun çok hoş bir şey olmadığını değerlendiriyorum. Çünkü hani bir yol haritası yani kurultay yarın da olur, öbür gün de olur, olmazsa sonra olur, olması da olur gibi bir şey diye bakmamak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte de kendi içinde çok kurultay peki, tartışmaları kurultayın yaşadı. Peki kurultayın muğlaklığı kısmını anladım da Özgür Özel'in Cuma günü bir genel başkan adaylığı açıklaması yapması konusunu muğlak bulmanız kısmını tam oturtamadım. Şöyle nasıl bir zemine oturtacağını bilmek gerekiyor. Şimdi eğer hani diyelim ki genel başkanlığa adayım ve ben meclisteki grup başkanlığından ayrılıyorum gibi bir yola çıkış bayağı bir rakipliktir yani. Ama ben şimdi Kemal Bey'i mecliste temsil ediyorum. Kurultay'da Kemal Bey'le yarışacağım. O da olabilir. Yani o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte Deniz Baykal genel sekreterdi. SHP bağlamında baktığımızda Erdal İnönü ile çok ciddi yarışmaları olmuştu. Ben bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yerel seçimlerine giderken eğer iyi değerlendirirse bir doğum sancısı olduğunu, 2024 benim gördüğüm 2028'in ateşleyicisi, başlangıcı bir anlamda. Hani başlangıçta 2024, 2023'ün rövanşı mı gibi bir bakış olmuştu. Ama şimdi 2024 yerel seçimleri 2028'in kapısı niteliğinde olacak bir bakıma. Şu anda içinden geçtiğimiz günler itibariyle AKP de şu anda ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle bütün hedeflerini 25 sonrasına ertelemiş görünüyor. Hani halka kendini anlatabilme zeminini. Burada Mehmet Şimşek'le de ciddi bir tartışma, bir takvimleme anlaşmazlığı olduğunu hissediyorum ben. Yani biz bu takvimi işte yerel seçimlerde 3 ay ara verelim. Ardından 2026'ya kadar seni rahat bırakalım. Sonra biz genel seçimlere hazırlanalım gibi bir takvim tartışması evet, var. Bu orada. Da bir başka bir başlık. Evet, CHP'de ise önümüzdeki döneme bakış itibariyle yani Kemal Bey'le devam mı? Yeni bir yöntem, yönetim
arayışı öne çıkacak mı? Bunlar konuşulacak. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkan adaylığı sürecinin çekilmiş durumda. Bu Kemal Bey'in izlediği... Kemal Bey'in açıklamasından sonra niye böyle bir şey dediniz anlamadım. Yok, o sınırlara çekilmiş anlamında. O sınırlara çekilmiş. Evet. Ha. Evet. Genel tamam, başkanlık evet. yarışı anlamında. Evet. Tamam. Yani 29 tabii, Mayıs itibariyle hani İmamoğlu büyük bir hani yola çıkış haberi vermişti. Ama o yola çıkış sürecindeki çoğalamama durumu, çünkü İmamoğlu 29 Mayıs'ta açıklama yaptı yalnız, 10 Haziran'da açıklama yaptı yalnız, Temmuz başı açıklama yaptı yalnız, ne bileyim 5 tane il başkanı, 10 tane milletvekili, bir 25 belediye başkanı gibi bir çoğalma olabilirdi. Onların bir bölümü perde gerisinde güç tam ortaya çıkınca hani çoğalmayı bekliyorlar. Bir bölümü ister istemez 2024 hesabı yapıyor. Yani sonuçta siyasete girdinizse bulunduğunuz yerde... Bunu İmamoğlu başlığında konuşalım. Çünkü İmamoğlu tabii. konusunda da gelişmeler var. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var.